Değerli dostlar, herkese merhabalar. Bugünkü video konumuz görünmeyen fakat gizli bir tehlike olan afilatoksinler. Afilatoksinleri belki biliyorsunuzdur. Belki de zaman zaman ihracat ürünlerimizin afilatoksin nedeniyle geriye çevrildiğini medyadan duyuyorsunuzdur. Haydi bugünkü videomuzda da afilatoksine bir göz atalım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer mesajınız varsa mesaj kutuma sorularınızı ya da yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Afilatoksin insan ve hayvan sağlığı için, dolayısıyla toplum sağlığı için ve sonucunda da ekonomimiz için oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenlerden dolayı yediğimiz ve içtiğimiz ürünlerin içinde afilatoksin açısından bulaşıklık olup olmaması hem devlet tarafından hem de kişisel olarak bizler insan sağlığı ve hayvan sağlığı açısından dikkat etmemiz gerekmektedir. Afilatoksinler bazı mantar türleri, çoğunlukla da Aspergillus türü mantarların ya da diğer deyimle küfler tarafından üretilen mikotoksin dediğimiz metabolitlerdir. Kötü ve ciddi derecede zarar veren moleküllerdir afilatoksinler. Bugüne kadar tanımlanmış 400 çeşit mikotoksin bulunmaktadır. Bunların en tehlikelisi afilatoksinlerdir. Afilatoksinler tahıllarda, yağlı tohumlarda, kuru yemişlerde, kahve ve baharatlarda, etlerde ve kanatlılarda, süt ve süt ürünlerinde ve yumurtalar gibi pek çok gıda ürünlerinde bulunmaktadır. Afilatoksinler insanlar ve hayvanlar tarafından alındıktan sonra akut ve kronik toksisiteye neden olurlar. Bunun için maruziyet derecesi, kısa ve uzun dönemde alınıp alınmaması, yaş, cinsiyet, beslenme tarzı, sağlık problemleri ya da diğer hastalıkların etki edip etmemesi toksisite durumunu belirlemektedir. Bugüne kadar 5 tür olarak tanımlanan afilatoksin çeşidinin 18 olduğunu görüyoruz. Yani çok sayıda afilatoksinle her gün bazı gıdalarda karşılaşmamız mümkün. Akut dönemde meydana gelen ölümlerden tutun da kronik döneme kadar birçok hastalığa neden olduğunu artık biliyoruz. Bu etkiler hem insanlarda hem de hayvanlarda gerçekleşmektedir. Yapılan çalışmalarda afilatoksinlerin toksik, teratojenik, mutajenik, hepatotoksik ve kanserojen olduğu gösterilmiştir. Bu etkilerinden dolayı karaciğer iltihaplanmaları, hepatitler, mide bağırsak hastalıkları, özellikle kronik gastrit, ciltte kuruluk, gözde kuruluk gibi semptomları olan Rhea sendromu, böbrek hastalıkları gibi birçok hastalığa neden olurken özellikle akciğer, karaciğer, böbrek ve kolon kanserleri başta olmak üzere grup 1 türü kanserlere neden olduğu gösterilmiştir. Uzun dönemli alımlarda genetik etki nedeniyle kuşaktan kuşağa negatif etkilerinin aktarılması da söz konusudur. Ayrıca afilatoksin insan kordon kanında da bulunmuştur. Bu demektir ki hamile olan annelerden çocuklara da etkinin, afilatoksinin geçtiğini görmekteyiz. Peki afilatoksini aldıktan sonra, dolaşıma geçtikten sonra neler oluyor? Kısaca onlara bir bakalım. Bağırsaklardan dolaşıma geçen afilatoksinlerin büyük bir kısmı karaciğere ve kaslara gelmektedir. Beslenme ile aldığımız afilatoksinin %75'lik kısmı, bu iyi bir haber, bağırsaklarımızdan dışkı ile atılmaktadır 24 saat içinde. %15-20'lik kısmı ise idrarla atılmaktadır. Geri kalan kısmı karaciğerde metabolitlerine ayrıldıktan sonra vücudumuzda dolaşmaktadır. Ya da eğer anne lohusa ise, emziriyorsa süt ile bebeklere geçmektedir. Her afilatoksinin yaklaşık %5 ila 6'sı karaciğerde tutulmaktadır. Çok yüksek doz alındığında akut zehirlenmeler söz konusudur. Sarılık, aşırı derecede iştahsızlık, hemolitik anemi ya da kansızlık ve ishal görülür. Afilatoksin aslında ciddi derecede gıda sağlığı sorunudur. Bu nedenden dolayı uluslararası standartlar konulmuştur.
Bu bağlamda belirlenmiş üst sınır dereceleri bulunmaktadır. Bu derecelerin aşılmaması önerilmektedir. Eğer bir üründe küf kontaminasyonu varsa, bu kontamine olan gıdaların aflatoksinden uzaklaştırılması mümkün gibi görünmemektedir. Ayrıca insan sağlığı açısından vücudumuza aldığımız aflatoksinin vücudumuz tarafından tamamen parçalanması ve yok edilmesi mümkün değildir. Bu nedenledir ki üretimden tüketiciye kadar geçen süre zarfı içinde ürünlerin küflenmemesine azami dikkat edilmeli ve tüm bu süreçlerde aflatoksin oluşması engellenmelidir. Dolayısıyla kontrolün bu aşamalarda azami düzeyde olması gerekiyor. Belirlenmiş sınırın üst limitinde aflatoksinin azıcık bile alınması toksik etki gösterebilmekte. Çünkü uçuculuğu az, teknolojik işlemlere ve sıcaklığa dirençli bir molekül karşımızda durmakta. Bu nedenle her ülkede üretimden tüketiciye ulaşana kadar her safhada aflatoksin testleri yapılmaktadır. Aflatoksinler hasat, kurutma ve depolama, gıda ve yem halinde ürünü işleme aşamasında oluşabildiği gibi ürünlerin bahçede ve tarlada gelişirken de meydana geldiğini görmekteyiz. Aflatoksinli ürünler küflenmiş, renk değiştirmiş, kabarcıklar oluşturmuş olmasına rağmen kesin tanı konulabilmesi için laboratuvar testlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Ama biz bu ürünleri riskli görüp alıp tüketmememiz gerekiyor. Aflatoksinlerin kimyasal maddelerle yok edilebilmesi mümkündür. Bunlar size tabloda gösterilmiştir. Ancak bu kimyasallar da toksik kalıntı bırakmaktadır. Besin içeriğine zarar vermektedir. Besinin tat, renk, koku, tekstür ve fonksiyonel yapısını bozabilmektedir. Bu nedenle kullanılmaları uygun değildir ve önerilmemektedir. Bunların haricinde endüstride ve bu süreçlerin tamamında mikrodalga, ozonlama yöntemi, amonyak, gama radyasyon ve ultraviyole ışınlarıyla aflatoksinin parçalanması sağlanabilmektedir. Son dönemde geliştirilmiş ozonlama yöntemi güçlü bir dezenfektan ve oksitleyici bir ajan olarak karşımızda durmaktadır. Biz kötü görünen gıdaları zaten yemekte imtina ediyoruz. Ancak içinde sınırın üzerinde eser miktarda dahi aflatoksin olan ürünleri yediğimizde özellikle kronik olarak her gün ya da haftada birkaç kez bu ürünleri yediğimizde kronik etki ortaya çıkmaktadır. Bunun biz farkına varmamız mümkün değildir. Bu nedenden dolayı ürünlerin üretim safhasından tüketiciye ulaşana kadar her aşamasında aflatoksinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Sevgili dostlar, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yapılan çalışmalarda ürünlerde %25 oranında mikotoksinlerin ve aflatoksinlerin olduğunu görmekteyiz. Bu aslında çok yüksek bir oran ve tehlikeli bir oran. Aflatoksin bulaşmış gıdaları ağız yoluyla alırken bu küflerin sporları hem solunum yoluyla hem de cilt üzerine temas ederek vücudumuza geçeceği unutulmamalıdır. Bu konu o kadar önemli ki sevgili dostlar. Bunun eğitimini aslında küçük yaşlardaki çocukluktan itibaren her düzeyde insanımıza ve özellikle çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza mutlaka öğretmemiz, onları eğitmemiz gerekiyor. Ayrıca aflatoksinler, aktif karbon, kil, sorbentler, bentonit, zeolit ve silikatlar gibi maddelerle detoksifiye olabilirler. Vücudumuza yanlışlıkla aldığımızda toksik etkiye maruz kalmamak için bu tür ürünler danışılarak kullanılabilir. Sevgili dostlar, görüyorsunuz aflatoksin farkına varmadığımız önemli ve gizli bir tehlike olarak karşımızda. Özellikle kronik beslenmede bu tür ürünlerle beslenenler azami dikkat etmek zorundadırlar. Küflü ürünleri, şekli ve rengi bozuk ürünleri, kabarcıklaşmış ya da şekil bozukluğu olmuş ürünleri kullanırken aflatoksin aklınıza gelsin sevgili dostlar. Lütfen bu verdiğim değerli bilgileri eş, dost, akraba, arkadaş ve çevrenize yayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, sağlıklı kalın sevgili dostlar.